Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar, iyi tatiller. Yine abone arkadaşlarımızdan gelen talep üzerine model şirketimiz Ege Seramik. Benim tabirimle bu sefer farklı bir şey yapalım. Çatıdan başlayalım arkadaşlar. Yani hisse değerinden başlayalım. Haftanın son işlem gününü 5,86 TL'den fiyatlanarak kapatmış. Oysa gerek temettü kapitalizasyon yöntemi, gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemi, gerekse Gordon'un ikili büyüme sistemine göre hisse olması gereken değerinin çok çok altında fiyatlanmakta. Bakın, tekrar ifade ediyorum. Olması gereken değerinin çok altında fiyatlanmakta. Şimdi ben burayı açsam veya işte bunu kendi imkanları, becerileri, bilgileri doğrultusunda hesaplayan arkadaşlar diyecekler ki hisse çok ucuz. Olması gereken değerinin çok çok altında fiyatlanıyor. Ege Seramik, değil mi? Bir zamanların çok konuşulan şirketi yine böyle bir atak halinde mi? Bunu hiç kimse fark etmemiş henüz olabilir mi? Dur, ben bunu erkenden hiç kimse fark etmemişken ben bu fiyatlardan yatırım yapayım diye düşünebilir. Direkt çatıyla ilgili olan veya çatıyla ilgilenen yatırımcılar için. Peki niçin olması gereken değerinin çok çok altında işlem görüyor? Bakın, az buz değil. Bir hayli altında işlem görüyor. Analist, hisse senedi yatırımcısı bu soruların cevabını bulmak mecburiyetinde. Bunları okumak mecburiyetinde arkadaşlar. Vay, 5.86'dan son işlem gününü kapatmış. Aman efendim, olması gereken değerinin çok altında. Pazartesi günü seans açıldığında ben buna yapışayım. Ama bunu ifade ederken bu şirket olması gereken değerine gitmez de demiyorum. Eğer bugün olması gereken değerinin çok çok altında işlem görüyorsa, yarın olması gereken değerinin çok çok üstünde de fiyatlanabilir arkadaşlar. Borsada bu tür fiyatlanmalara çok sık rastladığımız durumlardır. Ama bizim önceliğimiz, yani paramızı, kişisel birikimlerimizi, tasarruflarımızı sermaye piyasasında değerlendireceğimiz zaman muhakkak niçin altında, niçin üzerinde sorularının cevaplarını arayıp bulmalıyız. Bakayım, bakalım. 2022'nin ilk çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktif yapısından incelemeye başladığım toplam aktif büyüklüğü içerisinde dönen varlıkların payı %80'den yavaşça %77,24'e gerilerken, reel olarak işletmenin dönen varlıkları %22 aşıntıya uğradı. Enflasyondan ötürü. Toplam aktifler içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı ise %20'den cari dönemde yaklaşık %23'e kısmen artış kaydetmiş olsa da reel olarak %7,5 enflasyondan ötürü aşıntıya uğramış. Şirket aynı zamanda üretime dayalı, bacası tüten
istihdam sağlayan bir ticari faaliyette bulunması sebebiyle maddi duran varlıkları toplam dönen varlıklarının oldukça altında işlem görmekte. Ve yine baktığımızda maddi duran varlıkların payı bir önceki dönem öz kaynaklara oranı %31'den inceleme döneminde yaklaşık %27'ye üretim, yani sanayi şirketi olmasına istinaden %50'nin altında bir paya sahip olması demek, işletmenin üretim kapasitesinin düştüğünü bize göstermekte. Bir başka dikkat edilmesi gereken konu, inceleme döneminde maddi duran varlıklarının, yani üretim sermayesinin payı yaklaşık %15 iken, birikmiş amortismanların inceleme dönemindeki payının yaklaşık %17 olması, yani birikmiş amortisman yüzdesinin maddi duran varlıklar üretim kapasitesi, üretim sermayesinin üzerinde olması, işletmenin üretim kaynaklarının eski, kısa zamanda modernizasyona ya da yenilenme ihtiyacı olduğunu bize göstermekte. Yani şirket bir sonraki dönemde üretim kapasitesini yenileyeceğini anlıyoruz. Peki bu neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bir maliyeti bize ifade ediyor. Yani şirket üretim kapasitesini artırmak için bir dizi üretim sermayesinde yenilenmeler, artırımlar yapması demek, işletmenin buraya kaynak aktaracağı demektir. Peki kötü mü? Elbette değil. Üretim kapasitesini artırmak için üretim araçlarının artırılması veya yenilenmesi gayet gelecek için olumlu, ama bu hemen şirketin potansiyeline, ticari faaliyetine, finansal raporlarına en kısa zamanda yansıyacağı beklentisi içerisinde olmamak gerekir. Şirket mutlak olarak cari fiyatlarla 425.873.066 TL iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Dönen varlık kalemlerine baktığımızda toplam aktifler içerisinde hazır değerlerin payı yaklaşık %19'dan belirgin ve hızlı bir oranda %11'e gerilerken, ticari alacaklarının payı yaklaşık %37'den belirgin bir şekilde %28'e gerilemiş. Toplam aktifler içerisinde stokların payı ise %18'den belirgin bir şekilde %30'a, reel olarak yaklaşık %34,5 oranında artmış ve ticari alacakların inceleme dönemindeki artış ya da azalış payı stokların artış payıyla neredeyse birebir, birbirlerine çok yakın yüzdelere sahip olması, işletmenin peşin satışlarının, nakdi satışlarının yüksek, kredili satışlarının düşük olduğunu göstermekte. Fakat bu her iki kalemi de reel satışlarla birlikte değerlendirdiğimizde şirketin net satışları mutlak olarak %1 oranında azalırken
reel olarak yani enflasyonla muhasebesinde devreye uyguladığımızda %39 işletmenin reel satışları azalmış. Hazır satışlara gelmişken buradan geçmeden büyümesine bakalım şirketin. Toplam aktifler %19 azalış göstermiş. Evet, 400 küsur bir mutlak olarak iktisadi varlık artışı sağlamış olmuş olsa da ama reelde işletmenin aktifleri yani toplam varlıkları %19 gerilemiş enflasyondan ötürü. Toplam sabit kıymetler %7,5 oranında azalmış reel olarak. Öz kaynaklar yaklaşık %15 azalış göstermiş. Net dönem karı %108,5 oranında reel olarak %108,5 gibi çok yüksek oranda azalmış. Aslında hissenin olması gereken değerinin çok çok altında fiyatlanması şuradaki büyüme argümanlarından bize işin realitesini ortaya koyuyor. Yani çok da yadırganacak, efendim soyutlanacak bir durum değil. Gayet normal bir fiyatlama olduğunu gösteriyor. Gelelim dış ticaret işlemlerine. İşletmenin ihracat gelirlerinin payı yaklaşık %60'dan inceleme döneminde yaklaşık %49'a gerilerken ithalat giderlerinin payı ise %9'dan belirgin bir şekilde %2'ye gerilemiş. Evet, işletme şöyle baktığımızda toplam gelirler içerisinde ihracat gelirlerinin payı %43'ten %57'ye artarken ithalatın payı %72'den %28'e gerilemesi işletmenin cari açık vermediğini hatta cari fazla verdiğini göstermiş olsa da şimdi bazı arkadaşlar şunu diyebilirler. Evet ihracat gerilemiş ama ihracat gelirleri gerilemiş ama İthalat giderleri daha fazla gerilemiş. Yani dış ticaret işlem vermiyor, ticari fazla veriyor. Ama arkadaşlar, ithalat giderlerinin payının azalması aslında bir başka vahim durumu ortaya koyuyor. İhracat gerilerken kısmen gerilerken ithalat giderlerinin yani ham madde, yurt dışı ham madde alışlarının azalması ve reel satışlarının %39 azalması işletmenin ürünlerine talebin olmadığı yani arz edecek bir kapasiteye ulaşmasına gerek olmadığını da ortaya koydu. Yani ithalatın azalması, yani belki bir yerde iyi ama bu kadar ithalata dayalı bir şirketin ticari satışlarının, ürünlerinin, ham maddelerindeki azalış, sektör olarak veya şirket olarak üretilen malına talebin kesildiğini, azaldığını göstermekte. Eğer şirketin üretmiş olduğu ürünlere talep olmuş olsa ne yapacak şirket? Talebi karşılamak için daha fazla ithalat yapacak, ham madde alacak. Dolayısıyla ham madde daha doğrusu ithalat giderleri de o talep doğrultusunda artış gösterecek. Yani
Şirkete sektörel olarak tabii ki diğer sektör, aynı sektördeki diğer şirketlerin de verileriyle mukayese ederek en sağlıklı değerlemeyi yapabiliriz. Seramik sektöründe diğer şirketlerin de benzer ne kadar birbirine uyan göstergeleri var veya ayrışan göstergeleri var. Diğer sektördeki şirketlerle birlikte mukayese etmek daha anlamlı olacaktır. Peki, devam edelim. Dolayısıyla inceleme dönemindeki artış ve azalış oranları işletmenin reel satış azalış oranının üzerinde olması başarılı bir dönem geçirmediğinin göstergesi. Peki, aktifte durum böyleyken pasifteki durumda ticari borçların payı ne yapmış? %28,5'tan belirgin bir şekilde %16'ya, reel olarak %15'e gerilemiş. Ticari borçların inceleme döneminde payı %16, stokların payı %30. Bu da bize neyi gösteriyor? Şirketin ham madde alımı için, yani üretim için stoklara almış olduğu ürünü ticari alacaklılarıyla finansını sağlayıp daha fazla peşin ve kredili mal alma potansiyelinin olduğunu gösteriyor. Bu da işletme açısından olumlu bir gelişme. Teyit edelim, göstergelere bakalım. Evet, alacakların devir hızı 136 gün bölü yılda, inceleme döneminde 82 gün bölü yıla gerilemiş. Ne yapmış şirket? 136 gün vadeli sattığı ürünleri demiş ki arkadaşlar, ben vadeyi kısalttım. Daha nakit bir satış politikası uyguluyorum. 136 gün değil, 82 günde benim alacaklarımı bana vereceksiniz demiş. Peki stokta ne yapmış? Stok devir sayısı ise 67 günden 87 güne çıkmış. Peşin satıp vadeli alışlarını artırarak birazcık daha stoklarını gelecek dönemler için kapasiteyi artırmak amacıyla stoklarına artış göstermiş. Peki bakalım, ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlayabiliyor mu? Evet. Ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansının sağlaması %37 oranında artış göstermiş. Yani alacaklarıyla aldığı ham maddenin finansını ticari alacaklarıyla fonlamakta. Geldik pasif yapısına, yani kaynaklar bölümüne. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı %42'den yavaşça %41'e gerilerken, varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı %5'ten %3,5'a gerilemiş. Şirket aynı zamanda da borçlarını ödemiş gördüğümüz kadarıyla. Kısa vadeli borç yapısına baktığımızda maliyeti daha yüksek olan finansal borçların payı %8,5'tan %18'e yüksek ve belirgin hızlı oranda artmış. Maliyeti yüksek borçlar reel olarak %69,5.
Maliyeti daha düşük olan ticari borçların payı ise %28,5'tan yaklaşık %16'ya geliyor. Şirket maliyeti düşük borçlarını azaltırken maliyeti daha yüksek borçlarında artış sağlamış. Bu da finansal yapı açısından işletmenin sırtında bir kambur olarak görülmekte. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların %5'ten %3,5'a gerilediğini söyledik. Şirket varlıklarını toplam borçlarıyla %47,5 oranında bir önceki dönem fonlarken %44,5'a geriletmiş. Varlık finansmanında öz kaynakların payı ise %52,5'tan kısmen %55,5'a artmış. Baktığımızda işletmenin öz kaynaklarının toplam borçlarının üzerinde olması finansal yapı olarak işletmenin güçlü olduğunu göstermekte. Daha detaylı, daha kapsamlı inceleyelim kaynakları. Önce yabancı para pozisyonuna bakalım. Her ne kadar 86.283.547 liralık bir yıl zaman dilimi içerisinde yabancı para pozisyon açığı yaratmış olsa da inceleme döneminde işletme 278.841.510 TL net yabancı para pozisyon fazlalığına sahip olmakla birlikte olası bir kur atağında yabancı para pozisyonunu, yabancı para riski taşımakta. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı %5,5 oranında artarken borçların payı yaklaşık %6 oranında öz kaynaklara göre daha yüksek artışının göre daha yüksek azalış göstermesi işletme açısından başarılı bir gelişme. İşletme sermayesi %25 oranında artarken finansal maliyeti yani yüksek borçlar kısa vadeli borç yapısı içerisinde %115 toplam totalde net finansal borçların artışı ise %212,5 gibi yüksek oranda artışı işletme açısından olumsuz gelişme. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının hızla ve yüksek oranda azaldığını, kümülatif karlılığın kısmen artarken öz sermaye karlılık payının belirgin şekilde azaldığını görüyoruz. Toplam öz kaynaklar %7,5 oranında ödenmiş sermaye, %122,5 oranında içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların kârı, dönem kârı ve dağıtılmamış yani kümülatif karlılık paylarından teşekkül etmekte. O zaman ortak ve şirket karlılık oluşumuna bakalım. Şirket karlılığı %112,5 oranında azalırken ortak karlılığı şirket karlılığındaki azalıştan daha hızlı, daha yüksek oranda %116,5 oranında azalmış. Şirket karlılık bileşenlerine baktığımızda satışlardaki sürüm %24,5 oranında azalırken satış karlılığı %117,5 oranında azalış göstermiş. Katkı payı yüzdesi %31 azalırken emniyet marjı da %123,5 gibi çok yüksek oranda azalmış. Borçların öz kaynaklara oranı %10,5 oranında azalmış. Varlıklar %112,5 oranında azalırken borçların maliyeti %161 artış göstermesi işletmenin finansal kaldıracının aleyhine çalıştığını göstermekte. Ve net ortak karlılığı %117 gibi yüksek bir oranda azalış göstermiş.
Evet. Niçin işletmenin olması gereken değerlerinin oldukça altında fiyatlanmaya başladığını buradan anlayabiliyoruz. Gelelim gelir tablosuna. Reel olarak net satışlar %39 oranında azalırken ne yazık ki satışların maliyeti satış hasılatından daha yavaş azalmasının neticesinde, yani maliyetlerin toplam gelirler içerisindeki payının %66,5'tan inceleme döneminde belirgin bir şekilde %89'a çıkmasının sonucunda gayri safi işletme karı %33,5'tan yaklaşık %11'e belirgin şekilde azalmış. Faaliyet giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payının yaklaşık %7'den inceleme döneminde yaklaşık %15,5'a yüksek ve hızlı oranda artmasının neticesinde net faaliyet kârı toplam %23,5'tan inceleme döneminde %16,07 net faaliyet zararına dönüşmüş. Esas faaliyetlerden diğer gelirlerinin payının %3,23'ten inceleme döneminde belirgin ve hızlı bir oranda %11,5 oranında artmasının neticesinde de esas faaliyet karlılık payı yaklaşık %27'den inceleme döneminde yaklaşık %4,5 esas faaliyet zararına dönüşmüş. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerinin kısmen artmasının, hatta yüksek oranda artmasının neticesinde faiz vergi öncesi karlılık payı %27'den yaklaşık 3 faiz vergi öncesi zararı olarak karşımıza çıkmakta. Finansman gelirlerinin %3,25'ten inceleme döneminde hızlı ve yüksek oranda %2,5 finansman giderine dönüşmesinin neticesinde de vergi öncesi karlılık payı %30'dan inceleme döneminde %5,29 vergi öncesi zararına dönüşmüş. Evet. Vergi giderlerinin de vergi gelirine dönüşmesinin neticesinde ana ortaklık payları dahil net dönem kârı %25'ten %3,5 zarara dönüşerek bilanço dönemini, içinde bulunduğu çeyrek bilanço dönemini bitirmiş. Gördüğünüz gibi hisse senedi yatırımcısı açısından önemli olan kâr oranlarına baktığımızda tek bir artışın, tek bir yeşilin olmadığını görüyoruz. Nakit akışına bakalım. İşletme faaliyetinden %54, esas faaliyetlerden de nakit girişinin %348 oranında azaldığını görüyoruz. Hazır değerlerin, evet, 60.064.441 TL azaldığı görülmekte. Evet, başarılı bir bilanço dönemi geçirmemiş arkadaşlar. Rasyolarına baktığımızda her ne kadar likidite oranları azalış eğilimi yönünde göstergeler işaret etse de, ama olması gereken sınırların içerisinde nedir? Nakit oranı %20'nin altına gerilememiş. Cari oran 1,5 ile 2 arasında olması gereken değerdir, 1,88. Likidite oranı da %1 oranında, yani 1 de olması lazım ki o da 1,15. Likidite oranları azalış eğiliminde olmuş olsa da işletme likidite riski taşımamakta. Faaliyet oranları vasat gerçekleşirken kaynak yaratma,
vasatın altında kalmış ki en önemlisi faiz ödeme gücünün azalması ve hızlı ve yüksek oranda azalması gelecekte işletmeyi finansal açıdan zora girebileceğini düşündürmekte. Etkinlik oranları da vasatın altında kalmış. Evet arkadaşlar, çatıya baktıydık. Hal bundan ibaret. Yani olması gerek değerinin çok çok altında borsada fiyatlanması çok da bize anormal bir durum olmadığını göstermek. Bir başka eğitim ve bir başka model şirkette görüşmek üzere. Yeniden herkese iyi tatiller.